Merhaba arkadaşlar, 10 kilo diyetimin bugün tam 5. günündeyim. Ben güne yine su içerek başladım. 500 ml su içtim arkadaşlar. Bu ikinci bardağım, bu ikinci 500 ml. Şimdi 5. günde yeni bir uygulamaya başlıyorum. Artık sabahları uyanır uyanmaz içtiğim suyun ikinci bardağına, yani ikinci 500 ml'lik kısmına elma sirkesi ekleyeceğim arkadaşlar. Ama şöyle elma sirkemi göstereyim ilk önce. Kendi yaptığınız elma sirkesi olabilir. Markasına, doğallığına güvendiğiniz bir markanın elma sirkesi olabilir. Yani bildiğiniz elma sirkesi arkadaşlar. Başka hiçbir özelliği yok. Evet, 5. günde 500 ml suyuma 1 yemek kaşığı ekliyorum arkadaşlar. Sadece 1 yemek kaşığı. İyice karıştırayım. Evet, niye 5. günde elma sirkesi ekledim? Bunun minik bir açıklamasını yapayım. Çok da derinlere dalamayacağım. Vlog videosu çekmek aşırı derecede zor bir şey. Ablanız zorlanıyor. O yüzden. Şimdi gece, bütün gece boyunca yaklaşık 8-10 saat boyunca, belki bazılarınız da 12 saat boyunca mide boş kaldı. Bağırsaklarınız boşaldı. Günün yorgunluğu vardı midenizde, bağırsaklarınızda. Yediğinizin, içtiğinizin, yaptığınız sporun hiç fark etmez. Güne sirkeli suyla başladığınız zaman sirkeli su bir nevi dezenfektan gibi dezenfekte eder. Ağzınızı, yemek borunuzu, midenizi ve en son bağırsağınızı dezenfekte ederek vücudu terk eder. Bu ne demek biliyor musunuz? Tertemiz, kırıl kırıl bir sindirim sistemiyle güne başlamak demektir. Sabah aç karnına sirkeli su içenler daha hızlı zayıflamazlar ya da sirkeli su zayıflatmaz insanları. Sirkeli suyun faydası sindirim sisteminin temizlemesi ve içerisindeki probiyotikten dolayı bağırsaklarımızdaki sağlıklı bakterileri beslemesi. O yüzden 5. günde sirkeli suya başlıyorum. Peki böyleydi de niye ilk günden başlamadım diyenler, bugün tartıda 68.0 gördüm. Dün, yani 4. günde de tartı 68.0'dı. Dün de aynı, bugün de aynıysa bu durum bana vücudumda artık gidecek ödemin kalmadığını işaret ediyor. Evet, vücudumda artık gidecek ödem kalmadı arkadaşlar. Giden ödemlerin hepsi sağlıklı beslenme, bol su içme ve hareket etme ile gitti. Totalde 2 kilo 400 gram ödemi vücuttan attım. Sıkıcı mı bu konuşma sana? Evet. O zaman burayı terk et yani. Evet, terk etti de şükür alıcık hayır. Ama malpakla evet deme. Ben hem bebekle lokalime hepsiyle kıpı açtım. Bugün o. Bu yaptığı duyuyor. Şimdi ben bunun tercümesini yapacağım size. Anneme şeker al dedim, hayır dedi. Anneme besleme çantası hazırla dedim, evet dedi. Anneme okula götür dedim, bekle dedi. Sonuncuyu unuttum. Hadi o zaman sen git, ben bir sohbetime devam edeceğim. Tartı muhabbeti yapıyoruz. Ağzını burnunu yediğim çocuk. Evet arkadaşlar. Tartı muhabbetimiz nerede kalmıştı? Dün de 68.0'dı, bugün de 68.0'dı. Bu bana artık vücudunda hiç ödemin kalmadığını işaret ediyor. Ödemi dedim 2 kilo 400 gram olarak attık vücuttan. Ödemler hızlı hızlı gitti tabi ilk 4 günde, hatta ilk 3 günde, çünkü dün de tartı 68'di. Geriye kalan yağlar ve ben. Geriye sadece yağlarım ve ben kaldık arkadaşlar. Tatile giderken 62 kilo ile gitmiştim. Şu anda 68.0, eğer benim vücudumun kendi yağlı kilosuysa, işte tam 6 kilo yağ yaptım 35 günde demektir. Ama hakkını vererek bir yağ yapma yaptım. Yani siz sadece işin bir kısmını gördünüz. Ben sadece, görenler de Instagram'dan gördüler. Maalesef YouTube'a koyma fırsatım olmadı. Öyle böyle değil yani. Sabahtan akşama kadar tarelleler, gofretler, acayip bir beslenme şeklim vardı ama bilerek yapıyordum tabii bunların hepsini. Neyse, 6 kilo yağım ve ben artık baş başayız. Bundan sonra gidecek olanlar kesinlikle yağdır arkadaşlar. Buna emin olabilirsiniz. Hadi ben o zaman sirkeli suyumu içeyim. Sonra kendime bir kahve yapacağım. Sonrasında doğru
sabah aç karnına kardiyosuna gidiyorum. Sabah aç karnına kardiyoya gideceğim. Ama bugün 30 dakika yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü dün 45 dakika yaptım. Bazı işleri geciktirdim. Yani günlük rutinimi engelleyen bir 15 dakika çaldı benden. Öyle olduğu için ya daha erken uyanacağım ya da 30 dakika yapacağım. Ve ben 30 dakika yapmaya karar verdim. Lanet olsun, uykuyu çok seviyorum. Uykudan vazgeçemem yani. 10 dakika bile veremem ona. Zaten 7'de uyanıyordum. Şimdi 6'da uyanmaya başladım. Neyse ya, ay çene de yine vurdu bana yani. Hadi suyumuzu içelim. Sonra kahvemizi. Sonra da kardiyo. Kardiyo. Aç karnına kardiyo. Su, kahve, kardiyo. Su, sirkeli su, kahve, kardiyo. Su, sirkeli su, kahve, kardiyo. Hadi gidelim. Ve kahvem de hazır. Dururum. Filtre kahve arkadaşlar. Kahvemi içip doğru kardiyoya gideceğim. 30 dakika yapacağım. Çok sıcakmış böyle. Yakaraktan gitti. Hızlı hızlı içmem lazım kahveyi. Yoksa kardiyo bazı zamanından çalıyor. O yüzden soğuk su. Evet, üstüne soğuk su. Önemli olan kardiyo öncesi içerisindeki kafeini alabilmek. Yani kahve içme keyfi yapmakla alakası yok. Kahve içme keyfimi kahvaltıyla yaparım. Eliptik üzerindeyim. İlk 10 dakika geçti, bir de geriye sadece 20 dakikam kaldı. Bugün 30 dakika yapacağım demiştim. Bir de şu gıcırtı olmasa. Ve kahvem ve ben kahvaltı için hazırız arkadaşlar. Mis gibi kokuyor. İnanamazsınız. İşte asıl şimdi kahve keyfi yapabilirim. O arkada görünen bisiklet benim canım bisikletim. Bakın 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 bakın. Ne kadar tatlı. Allah'ım. Neyse. Kahvem kahvaltıma eşlik edecek arkadaşlar. Kahvaltım hazır. Burada yine 5 adet yumurtam var ama bugün yumurtanın sarısının 1 adetini çıkardım arkadaşlar. Yani ilk 4 gün 3 tam yumurta 2 beyazlı yiyordum. Bugün ise 2 tam yumurta 3 beyazlı, üstüne bolca pul biber koydum. Pul biberine aldanmayın. Acı diye sattılar. Aman yarabbi. Acı diye sattılar, tatlı çıktı, o yüzden bu kadar fazla koyuyorum. Yarım çay bardağı kadar burada zeytinim var arkadaşlar. Zeytini sağlıklı yağ deposu olarak yiyorum. Zeytinim tükendiğinde büyük bir ihtimalle badem, ceviz, fındık, onlara yöneleceğim. Burada bir adet ekmeğim var. Bunlar keçi peyniri arkadaşlar. Ekmeğime keçi peyniri süreceğim ama ekmeğimi göstermek istiyorum size. Ters çevireyim hadi. Şöyle bir ekmeğim var arkadaşlar. Yani neredeyse içinde un bile yok. Kabak çekirdeği var, çiha tohumu var, ay çekirdeği var, yulaf var, buğday var, çavdar var, çiha tohumu da var. Yani benim sayamadığım keten tohumu da var, evet gördüm şu anda. Daha benim sayamadığım birçok vardır içinde eminim. Hazır aldım arkadaşlar burada marketlerde ama bu ekmeğin yapılışını en kısa zamanda sizler için öğrenip, deneyip, gerçek tarifi bulup sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü mükemmel bir ekmek. Bir dilim böyle çavdar ekmeğim var. Tam tahıllı. Hatta fazlaca tam tahıllı. Neredeyse tahılları hiç un haline getirmemişler bile. Evet, taze yeşil biberim, keçi peyniri olduğunu söylemiştim. Kahveme ben kahvaltı için hazırız arkadaşlar. Yes. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Saat 10, dışarıya çıkıyorum. Büyük bir ihtimalle ara öğünü dışarıda yapacağım. O yüzden çantama ara öğünümü aldım. Şöyle bir çanta kullanılmış kıyafet var burada arkadaşlar. 86-90 kiloyken giydiğim spor kıyafetlerimi dolabın dibinden bir yerlerden buldum. Şimdi burada Danimarka'da şey var, ikinci el pazarları var, ikinci el mağazaları var arkadaşlar. Böyle kullanmadığınız herhangi bir, her tür yani ayakkabı, çanta, takı, mutfak eşyası, her şeyi götürüp verebileceğiniz ikinci el mağazaları var arkadaşlar. Şimdi bu spor kıyafetlerimi o mağazaya götürüp oraya vereceğim. Ama verirken soracağım, başka şeylerle değiştirebilir miyim diye. Evet, değiştirebilirsin derlerse başka şeylere göz atacağım. Yok, değiştiremezsin derlerse öylesine verip gideceğim. Başkaları faydalansın en azından evde çürüyeceğini. Şimdi
doğru arabaya gideceğim. Yunus, burayı görüyor musunuz? Tebeşirle yazmış ve şimdi görüyorum ben onu. Ne kadar pis bir kadının balkonumun pisliğini de burada kameradan görmüş oldum. Neyse, şimdi bunu da üstüme sürteceğim. Yok öyle bir şey yapmayacağım, şaka yapıyorum. Neyse, şimdi ben arabaya gidiyorum. İlk önce dediğim gibi şeye gideceğim. İkinci el mağazasına gideceğim. Bu eski training toyları, antrenman kıyafetlerini oraya vereceğim. İnşallah değiştirme fırsatı verirler. Ne bileyim yani, aslında hiçbir şeye ihtiyacım yok ama çok seviyorum ikinci el mağazalarına bakmayı. Güzel şeyler oluyor. Hadi beraber gidelim. İnşallah izin verirler. Bakarız, gezeriz. Bir şeylere bakarız. Dedikodu yaparız orada. Hadi gidelim. Yani öyle şey gibi görünse de, bir çanta gibi görünse de bayağı ağır. Böyle topallayarak götürüyorum. Sevgili armutlarım, sizden bir adet alabilirim. Alsam acaba Aron için? Neyse, biraz daha tatlanın. Ablanız sizi sonra yiyecek. Arabanın yanına gidiyorum da arabayı görmeyin ya, leş. Leş, onu da yıkatmam gerek. Kendim mi yıkasam acaba? Para cebime kalır. Musaide bir şişe. Bir şişe lekantin fazladan alırım. Araba leş ya, inanmıyorum. Şuna bakın. Plakam da göründü. Neyse. Hadi gidelim. Yalnız var ya, bir şey fark ettim. Arabayı pok götürüyor. Yani yok yani, bildiğiniz pok götürüyor. İğrenç. Bakın. Arabayı pok götürüyor. Arabayı yıkamaya götürmem lazım. Tabii bunun için biraz duygusal bir mesele lazım. Neyse, onu artık halledeceğiz herhalde. Olmazsa kendim bir kova su, bir şeyler, elektrik süpürgesini falan dışarıya çıkarıp bir şeyler yapmaya çalışacağım yani. Bu pokun içinde gidip gelinmez. Affedersiniz ama bunun adı pok yani. Poka kaka deyince kibar olmuyorsunuz. Neyse. Takamadım. İşte şimdi hazırız. Ay var ya, ikinci el markete de gideceğim ama yani böyle şey öne. Sinirim bozuldu. Şimdi gidersen bunu değiştirmek istiyorum dersen değiştiremezsin. Sadece almayı kabul ediyoruz derlerse yani demezler herhalde. Kibar insanlar sonuçta. İçinde çok kaliteli kıyafetler var. Ve ikinci el marketine geldim arkadaşlar. Şurada Gemburg yazan yer. Orası ikinci el marketi. Bir çanta dedim, kıyafetim var. Hadi gidelim bakalım. Soralım onlara. Değiştirebilir miyiz? Yani aslında değiştirebilirsin dese bile bir şeye ihtiyacım yok ama bakalım yani, yine de değil mi? Evet. Yaya yolu olmayan bir yerden geçtim. Herkes bana tuhaf tuhaf bakıyor. Bakın burası işte. Hadi içeriye girelim. Başka bir şeyle değiştiremeyeceğimi söylediler. Sadece bağış yapıldığını söylediler. Şimdi burada bakın. Si çok güzel şeyler var. Şimdi bunlardan bakacağım. Hoşuma giden bir şeyler olursa alacağım. Bu tarafta kıyafet, ayakkabı bölümü var. Burada mutfak eşyaları bölümü var. Çok güzel bir bölüm. Şimdi buradan bir göz gezdireceğim. Bakalım bir şeyler alır mıyım, almaz mıyım? Çantalar falan da var bunda ama bayağı eski. Neyse, hadi beraber göz atalım. Şurada da biraz yöresel kıyafetler var. Hindistan kıyafetleri. Şöyle göstereyim. Bu da bir Pakistan kıyafeti. Ama hani bana asla hitap etmeyen şeyler bunlar. Şurada bornozlar varmış. Burada bir tane, evet, bir tane böyle uzun bir, ne bunun ismi? Bunun Türkçesini bilmiyorum. Varmış tam Beyza'ya göre ama Beyza'ya bunu alsam kesin ağlamak üzereyim. Çünkü maalesef doyumsuz çocuklar yetişiyor gün geçtikçe. Burada ayakkabılar var. Şu evet biraz. Şu güzelmiş. Fiyatına bakacağım. 50 kuruş olmuş arkadaşlar. Yani evet, eğer bu ayakkabıyı güzel bir şeyle kombin yapabilirseniz güzel bir ayakkabıymış. Turkuaz benim rengim ama hiç de bana hitap etmeyen bir ayakkabı. Bu ayakkabı çok eskilerden kalma bir ayakkabı büyük ihtimalle. Çünkü
benim daha. Çantalara bakacağım şimdi. Bence çantalara hiç bakmayalım, değmez. Ciddi sayıyorum. Burada biraz takılar var. Ama bu takılar güzelmiş gerçekten. Hoş yani. Hoş. Birçoğu da el yapımı görünüyor. Şuradan bir tane taşı düşmüş. Ama güzel görünüyor. Bunlar da çok güzel görünüyor. Buradan ihtiyacınız artık kullanmadığınız eşyaları buraya getirip bağış yapıyor musunuz? Parası da hayır kurumlarına gidiyor. Burada çalışanlar da genellikle orta yaşın üstünde insanlar oluyor. Şunlara bakar mısın? Ne kadar tatlılar. Gönüllü çalışıyorlar burada arkadaşlar. Burada çalışan insanların çoğu, şu anda bu gördüğünüz iki bayan burada çalışıyor. Çalışanların çoğu emekli ama burada hayır kurumlarına fayda sağlamak amaçlı ücretsiz gönüllü çalışıyorlar. Çok güzel kalemler var. Çocuk kıyafetleri var burada arkadaşlar. Kullanılmış, temiz. Bunlar benden teslim ya da herkesten teslim aldığında yıkıyorlar. Kurutuyorlar, ondan sonra kasalara yerleştiriyorlar. Oyuncaklar, bakın burada oyunlar var. Bir sürü kitap var. Burada bir CD serisi var. Çok hoşuma gitti. Ama maalesef Yunus film izlemeyi çok sevmiyor. Ve biz Yunus'u otistik bir çocuk olduğu için ekrandan çok fazla... ekrandan uzak tutuyoruz. Şu çanta çok hoşmuş. Keşke erkek versiyonu olsaydı, Yunus'u alırdım. Gerçekten bu okul çantası güzelmiş. Evet, biraz pantolonlar reyonuna gideceğim. Erkekler için de burada. Burada bir de bebek arabası varmış. 75 kron yazıyor arkadaşlar. 75 kron ortalama 60 TL. Bu araba için 60 TL istiyorlarmış. Bu çok güzelmiş ya, tam Yunus'a göre ve hiç kullanılmamış arkadaşlar. Bakın etiketi üstünde, üstelik marka, kalitede bir ürün. Danimarka kronu ile alış parası ne kadarmış? Evet, 89.95'miş Danimarka kronu ama şimdi 25 kron olmuş. Gerçekten çok güzel, hiç kullanılmamış. Bakın böyle hiç kullanılmamış ürünlerle de karşılaşabiliyorsunuz burada. Evet, burası kot pantolon reyonu, erkek kadın karışık. Yani kısacası pantolon reyonu. Buradan da her istediğinizi alabiliyorsunuz. Allah'ım sayısız. Evet, burada erkek ceketleri var. Burada kravatlar. Evet, burada da bakın bakın. Burada takım elbiseler var artık burada. Hem de renk renk. Böyle ne kadar güzel çalışmışlar. Siyah, lacivert, gri, kahverengi ve beyaz şeklinde sıralamışlar buraya. Burada spor kıyafetleri var arkadaşlar. Şöyle bir göz atacağım. Spor kıyafetlerine. Evet. Evet, bakacağım şöyle. Şu Adidas gerçekten çok büyük bir beden erkeklere göre. Ama bence şey görünüyor. İyi görünüyor. Yani eskimemiş, temiz, güzel kullanılmış görünüyor. Evet, şöylece bitti herhalde. Bir tane spor bihi gördüm burada. Evet, sadece onu gördüm. Bunlar da artık çocuk eşofmanı galiba. Burada yine spor ayakkabıları veya erkek ayakkabılar var. Bunlar biraz dağılmış burada, düşmüş, toplanmamış vesaire ama gördüğünüz gibi gayet kullanılabilir, sağlam görünüyor. 200 kronmuş arkadaşlar. Bu ayakkabı kullanılabilir ve sağlam görünen erkek ayakkabısı yaklaşık 160 TL, 150 TL falan yapıyor. Bu mutfak eşyaları bölümüne gelmek istiyorum. Kullanılmayan mutfak eşyalar da buraya geliyor. Her şey var. Vazo var. Şu vazoların Georg Jensen olduğunu biliyorum. Çok aşırı pahalı ve marka vazolar bunlar. Vazo değil o. Türkçesi vazo değil onun. Şam'dan. Evet, Türkçesi Şam'dan onun. Ay, şuna bakar mısınız? Çok hoş. 80 kron. El dokuması inanılmaz güzelmiş. Ay, inanılmaz güzelmiş. Çok hoşuma gitti. Tamam.
tabaklar, fincanlar, şunlar tatlılığına bakar mısınız küçücük? Ay bunu niçin kullanıyorlar acaba? Ne kadarmış? Tanesi 10 koronmuş arkadaşlar. Yaklaşık 7 TL. Evet, tanesi 7 TL. Size göre bir bardağı 7 TL'ye vermek inanılmaz pahalı geliyor ama bu Danimarka'ya göre gerçekten ucuz arkadaşlar. Şu da çok tatlıymış, bakar mısınız? Hoş, böyle romantik durmuyor mu? Şundan bahsediyorum, şundan. Çok tatlı görünmüyor mu? Elektrikli masaüstü lamba arkadaşlar. Sehpa lambası, bunun da ismini bilmiyorum. Şunlara bakın. Hele şu, tam alıp vitrine koyup senelerce saklamalık. Zaten bunu veren de büyük bir ihtimalle çok uzun süre saklamıştır. Şu trench coat çok güzelmiş. Şu trench coat aşırı güzelmiş. Ama Danimarka'da beyaz kullanılır mı bilmiyorum. Bir de X small gibi duruyor. Çok küçük ama gerçekten çok güzelmiş. Çok temiz kullanılmış. Yani deyim yerinde ise yepyeni gibi duruyor. Neyse düzelteyim ben şunu. Şu tişört, evet bu bluz tişört neyse adı, o da çok güzel duruyor. Burada yine bayan pantolonları var. Yani işte eski model pantolonlar, anlıyor musunuz? Yani pek bize hitap etmeyen cinsten. Neyse. Burası da böyleydi. Ufak gezdik. Daha bu market sadece bir tane değil. Bunun gibi birçok ikinci el marketleri var, dükkanları var. Oralara da zamanımız olursa gideriz yine başka günlerde. Hi. Hangoday. Evet, şimdi değiştirmemize izin vermediler. Bir tıkış arabaya gireceğiz. We had gıybet. Gıybetten nefret ediyoruz. Ama dedikoduyu seviyoruz. Bir alışveriş merkezinin içine geldim arkadaşlar, şehrin içinde. Bu şehrin, yaşadığım şehrin alışveriş merkezi. Tatil sonrası ilk iş başımı buradaki spor center'ında yapacağım. Fitness World Villa şubesinde yapacağım. O yüzden şimdi burada bir sistem değişikliği varmış. Üye kartlarını ve çalışan kartlarını kart sistemden çipli sisteme geçirmişler. O yüzden şimdi işbaşı yapmadan, işbaşı sabah erken yapıyorum. Bana sorun çıkarmasın diye kartımı bir değiştirttireceğim. Sonra altında marketler var. Günlük sütümü, yoğurtumu alıp eve geçeceğim orada. Karpuz 23 koron olmuş. Alsam mı almasam mı, aman Allah'ım, diyetteyim. Almayacağım. Aşırı zalimler. Danimarka'da karpuz ve indirimde. Ve yaz bitmek üzere, son fırsatın diyor yani. Alın bittin diyor. Bebeğe alışveriş sepetinin içinde götürüyorlar. Çok tatlı değil mi ya? Ve Fitness World'deyim arkadaşlar. Bir personel olarak içeride telefonla oynamam yasak. Ne kadar da şey olsam da, şu anda işbaşı yapmamış olsam da yasak. O yüzden içeriği çekemeyeceğim ama gizli kaçak böcek belki çekerim. Buradaki işim bitti arkadaşlar. Yapmam gerekenlerin hepsini yaptım. Totalde 10 dakika falan sürdü. Markete gideceğimi söylemiştim ama saat 10.50 ve Yunus'u almam için sadece 10 dakikam var. Allah'tan çok uzak değil, bir 5-6 kilometre ama 10 dakika bizim için yeter. Yunus'u alacağım, sonrasında öğle yemeği değil, ara öğün yapmadım henüz. Neyse, ara öğünü şimdi arabanın içinde yaparım. Öğlen yemeğini de Yunus'u yuvadan aldıktan sonra bakalım. Belki o zamanlar yaparım. İlk önce ara öğünü arabada yapalım. Dediğim gibi çantama bir ara öğün almıştım. Ama yemelik bir ara öğün değil, sadece içmelik bir ara öğün arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim. Gösteremiyorum, çok ağır. Arabaya gidene kadar bekleyiverin kız. 10 dakikada yetişmem lazım zaten. Sportmaster. Bayılıyorum. Da çok pahalı satıyor. Ben genelde şey internet üzeri alıyorum. İnternette spor kıyafeti, ayakkabı, her şeyi internet üzeri alıyorum. Çünkü internet üzeri alınca mutlaka bir indirimi oluyor. Eyvah, anahtarım.
Şimdi gel de bu koca çantanın içinde anahtarı bul. Ve işte ara öğünüm arkadaşlar. Şöyle bir BCA'm var. Kola şişesi gibi bir şişenin içinde. Bunu içeceğim ara öğün olarak. Yanında herhangi bir şey yemeyeceğim. Yaban mersini aromalı. 0 kalori, yeşil çaylı ve 8 vitaminliymiş arkadaşlar. Ara öğün olarak bunu içiyorum. Saat neredeyse 11. Ve saat 13.30 arkadaşlar, öğle yemeği vakti. Ara öğünde o BCA'yı içtiğim için öğlen çayımı içememiştim. Şimdi öğlen çayım öğle yemeğime eşlik edecek. Bence güzel bir tadı var. Zamanla alışıyorsunuz en azından. İlk içtiğinizde, ilk denediğinizde bilen etki yaratıyor ama sonradan toparlıyorsunuz. Alışıyorsunuz yani. Zamanla her şeye alıştığınız gibi ona da alışıyorsunuz. Ne yaparsın? Arkadaşlar, öğle yemeğim şu anda önümde. Sabah yediğim o gösterdiğim bir dilim ekmek var ya. Çavdar ekmeği. İşte o dilimin aynısından bir adet daha yiyeceğim. Üstüne keçi peyniri sürdüm. Küçük yarım parmak kadar minik bir keçi peyniri sürdüm üstüne. Şimdi bunun üstüne ne koyacağım biliyor musunuz? Çok canım çekti. Tavuk salam koyacağım arkadaşlar. 2 dilim tavuk salam koyacağım. Şöyle göstereyim. Aslında gönül 3 tane koymak isterdi de neyse 2 tane koyalım. İdare edeceğiz. Yapacağım bir şey yok. Bunu bulamayanlar da var sonucunda. İşte bunu ekmeğin üstüne bu şekilde koyacağım. Sadece bu mu öğlen yemeğin? Hayır değil. Bakın burada ne var? Avucumu dolduran büyüklükte, yani bir porsiyon meyve var. Nektarin var arkadaşlar. Bunu da yiyeceğim. Ve yanında bol yeşil biberim var. Sabah kahvaltıda yediğim yeşil biberin aynısı. Anne ya. Bunu da yiyeceğim. Efendim anneciğim, neye isyan ediyorsun? Ama ne yapacağım? Ne diyorsun anneciğim? Yemek yapıyorum. Ama ben yemiyorum. Sen de mi istiyorsun? Evet. Şöyle. Al git hadi. Aa, unuttun ama teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. O öğle yemeğini saat 12'de yedi arkadaşlar. Şu an saat 13.30, benim yediğimi görünce şey pislik yapıyor. Neyse, o da onu öyle yesin. Kanepenin üstüne döksün. Nasıl olsa temizleyen var. Devam etsin. Hadi ben de bu öğle yemeğimi yiyeyim o zaman. İlk önce biberlerle ekmeğimi yiyeceğim, sonra nektarimi. Ödem çayınızı unutmayın. Ödem çayı mühim. Ödem çayı çok mühim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Saat şu anda 16.30 ve ben akşam yemeğimi yemek istiyorum. Peki niye? Niye? Çünkü bu zalımın kızı hiç doymuyor. Allah bana işte doymayan bir mide vermiş. Ona rağmen sallan yuvarlan gidiyoruz bir şekilde. Öğle yemeğinden sonraki ara öğünüm yapmadım. Sadece bir bardak ödem çayımı içtim. Bunun sebebi de açlık hissetmemiş olmam. Yani evet, açlık hissetmedim. Tuhaf ama evet, gerçekten açlık hissetmedim. Her neyse. Şimdi ara öğün yapsam akşam yemeğe çok geçe kalacağı için, o yüzden ben saat 16.30'da yani 4.30'da akşam yemeğimi yiyip dükkanı kapatacağım arkadaşlar. Çok acıkırsam salatalık yemeği planlıyorum. Salatalık haricinde bir şey yemeyeceğim eğer ilerleyen saatlerde çok acıkırsam, ama yersem mutlaka paylaşırım sizlerle de. Akşam yemeğimden sonra bir bardak daha ödem çayı içiyorduk. Onu da içeceğim tabii. Şimdi öğlen yemeğim hazır önümde. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi görünce bunu da sen mi yiyeceksin diye bir tartışma yaratmayın arkadaşlar. Evet, ben yiyeceğim. 2 kişiyi, 3 kişinin midesini Rabbim bana vermiş. Ne yapayım yani? Burada 250 gram haşlanmış kırmızı et var. Biliyorum şu anda size pek hoş görünmüyor. Ekrandan görünüşü pek hoş değil ama vallahi çok güzel. Burada da şeyim var. Neyim var? Soğan salatam var arkadaşlar. Aslında son ana kadar çoban salata yapmak istiyordum. Ama böyle baharatlar bölümünde sumak gözüme ilişti. Onun aşkına yani soğan salatası yaptım. Soğan salatası yiyeceğim. Evet, bu koca tabak soğan salatasının hepsini ben yiyeceğim. Ekmeksiz. Ekmeksiz bu ikisini yiyeceğim arkadaşlar.
nasıl yediğimi görmek ister misiniz bilmiyorum ama bence hiç görmenize gerek yok. Harca yiyorum çünkü. Yunus aşağıdan bağırıyor. Efendim! Ben buradayım! Hadi gel anneciğim, hadi gel! Biz böyle mahalleler arası iletişim kuruyoruz çocuklarla. Parktan bağırıyorlar, bahçeden bağırıyorlar falan. Komşular böyle yapıyor. Klasik Türk kız işte, ne yapacaksınız? Niye bakıyorsunuz? Hayatınızda hiç Türk görmediniz.